T24 izleyicileri hemen fark etmiştir. Çok farklı bir mekandayız. Çok farklı bir ortamdayız. Her zamanki o sıkıcı stüdyo ortamından çıktık. Uzaklaştık ama çok güzel bir yere geldik. Ve bugünkü konuğumuz da çok farklı. Öylesine farklı ki ondan az önceki söyleşimizde de kendisine söyledim. Birkaç insan çıkacak kadar farklı hayatlar yaşamış. Çok renkli bir konuk. Atilla Taş, hoş geldin Atilla programımıza. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Teşekkürler. Bu aynı zamanda uzunca bir aralıktan sonra medyaya verdiğin ilk söyleşi, o açıdan da çok sevindirici bizim için. Ama bu benim bazı sorularımı yumuşatmaya yetmeyecek. Şunu en başta sormak istiyorum. 98, yani sen bugün 44 yaşındasın, o zaman 21 falan mı? Ham çökelek, öyle birisini tanıdık, meşhur oldu falan. Sevmeyenler de o dönemde sevmedi. Nedir bu ham çekelek falan, bazıları bunun içinde. Bir şeyler oldu, değişti ve son yıllarda bambaşka bir Atilla Taş oldu. Bugün yanında oturan farklı, çok farklı deneyimlere sahip bir kişi. Ne oldu? Hayatında bir milat mı oldu? Ne değiştirdi seni? Şimdi aslında bazen ben de bunu çok düşünüyorum. Yani ben işte bir popçu bir zamanlar, işte 90'lı yılların pop müzik söyleyen, pop müzik adı üstünde popcorn, çabuk tüketilen, işte sadece paraya dönelik, kazanca dönelik bir iş yapan bir insandım. Fakat beni dönüştüren en önemli şeylerden bir tanesi aslında şöhretin, paranın, pulun o kadar da insanı mutlu etmemesi. Gerçekten kendi kimliğimde bir işi yapmadığımı fark etmem oldu. Şimdi bunların en başında da okumayı, öğrenmeyi, özellikle kendime hep onu söylüyorum. Ben otodidakt bir insanım. Kendimi yetiştirdim. Çocukluğumdan beri okumayı çok seviyorum. Özellikle Rus edebiyatı, ki sizin uzmanlık alanınıza giriyordur eminim. İşte Dostoyevskiler, efendim Tolstoy, işte bu gibi böyle edebiyat okuyarak kendimi çok geliştirdim. Ve sonra yaptığım şeyin kendi kalıbıma uymadığını fark ettim. Ama benim için asıl Atilla Taş'ı ortaya çıkaran, içimdeki Atilla Taş'ı ortaya çıkaran Gezi olaylarıdır. Yani 2015. 2015'te yani aslında içimdeki hani farklı olan Atilla Taş'ı çıkartan, orada attığım bir tweetten sonra, ki o tweet kendimle dalga geçmemi sağlayan bir tweettir. Ki ondan biraz öncesinde ben Yam Yam Style diye bir şarkı yapıp, evet, Yunanistan'a itelenmiştim, evet, biliyorsunuz. Evet, evet. Hatta bana demişlerdi ki bu Atilla Taş Türk sanatçısı değil, adı Atilla Stasos, Yunan sanatçısı. Evet. Ya böyle bir şarkı koymuştum. Ve insanlar o kadar, yani şöyle söyleyeyim, 10 milyon izlenme varsa 20 milyon beğenmeme var. Düşünebiliyor musunuz yani? Ve zaten çok kötü bir şarkı. Ben aslında şarkıların karikatürünü çiziyordum. Hı hı. Yani benim şarkılarıma baktığınız zaman karikatür çiziyorum. Kimisi dansıyla çizer, kimisi işte mizahıyla çizer. Ben de şarkılarla karikatür çiziyordum. Bu belli bir zaman 90'larda tuttu ama ondan sonra bunun gidişatı pek iyi olmadı. Daha sonradan kendimi eğitime verdim. Kendime yatırım yaptım. Ve aslında keşke eğitmeseymişim. Çünkü cehalet mutlulukmuş. Cahilken çok mutluydum ben. Ne hapse giriyordum, ne kimse bir şey diyordu. Ne zaman öğrenmeye başladım, okumaya başladım, bilinçlenmeye başladım. İşte o zaman mutsuzlukla tanıştım. Ama artık geri dönüş de yok. Geri dönüş yok bu saatten sonra ama halime çok şükür. Asla, tabii ki bu şakası, asla cahil olmak. Yani işte konserlerde lay lay lom, en güzel arabalar, işte en güzel villalar, işte çevrende güzel kadınlar. Ya öyle bir hayatın aslında ne kadar boş olduğunu keşfettim. Ama şimdi bir hayatla ilgili bir amacım var. İnsanlara gerçekleri söylüyorum. Bunun bedelini ödüyorum. Yani Atilla Taş'ı ortaya çıkaran bilmeye başlamaktı aslında. İçimdeki aslında gerçekten çok enteresan bir hayat. Biraz bakınca ben bilmediğim çok şey var mutlaka ama zor bir ilk dönemlerin oldukça zor olması, sanatçılık öncesi maddi zorluklar da dahil, 16 yaşında ilk evliliğini yapmışsın vesaire. Daha sonra işte bu ham çökelekle ani yükseliş, daha sonraki şarkıların büyük bölümü ondan daha geride gibi sanki ve biraz kendinle hesaplaşma dönemleri galiba ama bir 2014 yılının sonundan bir Radikal gazetesi buldum seninle ilgili yazılan. Orada şey var, daha 2015 değil, 2014'ün sonunda bağımsız aday olarak seçimlere katılabilir diye bir şey yazmış orada. Yani şöyle bir şey mi oldu? Bir an geldi, sen sanat falan yetmez abi, ben politikaya gireceğim mi dedin? Politikaya gireceğimden ziyade şuydu. Genel anlamda politikacıları da biraz tanıdığım zaman, hele Türkiye'deki politikacı profiliyle Avrupa'daki politikacı profilini tanıdığım zaman, Türkiye'de milletvekili olana kadar, başkan olana kadar bir yere
acayip çalışan, çırpınan, çok dürüstüm diyen ve ondan sonra gücü eline kaptırdığında değişen, bu koltukta ne var bilmiyorum, insanlara şahit oldum. Dedim ki gerçekten bunu dürüst yapabilirim. Yani ben sosyal demokrat görüşlü bir insanım. Benim dünya görüşümde ideolojiye yer yok. Yani bir şeye kökünden bağlı değilim. Yani eğer daha iyisi çıkarsa fikirlerimden vazgeçebilirim. Ya da daha doğrusu benim fikirlerim çürütülürse ben fikirlerimi savunmaya devam etmem. Ama Türkiye'de şöyle bir şey var, gerçek var. Bu benim fikrim. Yanlış da olsa, bana yanlış olduğunu ispatlayacaksam ben bu fikirden asla caymayacağım. Bizim en büyük kaybettiğimiz nokta burası. Ölümüne inanmak. Ölümüne inanmak. İşte bu benim fikrim. Ama bak, ben senin fikrini çürütüyorum. Bak bunun işte kanıtlarıyla, işte bilimle çürütüyorum. Ya bugün hala dünya düz diyen adamlar var. Ve aynı adamlar dünyanın düz olup olmadığını bir deneyde ölçmeye çalışıp dünyanın yuvarlak olduğunu onlar ispat etti en son. Bu arada bir şey ekleyeyim, sen hani yurt dışıyla kıyaslamak derken bunu sadece oturduğun yerden söylemiyorsun. Hem ABD'de yaşamışlığın var, tabii, eğitim görmüşlüğün, tabii. Hem de İngiltere'de. İngiltere'de 1,5 yıl kadar lisan okudum. Amerika'da 2 yıl New York Film Akademi'de sinema televizyon okudum. Tabii ki yani bunu okudum diye övünmüyorum ama hani dünyayı da gezdim gördüm. Yani dünyada gitmediğim bir ülke kalmadı. Ha, başka bir yerde yaşayamam. Yani bana şimdi 100 yılda ceza verseler ülkemden kaçıp gitmem. Yani sonuçta bu ülkeyi seviyorum. Bu ülkenin insanlarını seviyorum. Yani gerçekten kendimde böyle bir misyon hissediyorum yani. Eğer bir gücüm varsa, ki işte Twitter'da takipçilerim var, onlara doğruyu söylemek bana işte cezaevinde beni yatıracaksa, bunun bedeli buysa ben bunu öderim. Zaten onlar için de yapmadım. Bu benim kendi gerçeğim. Cezaevi çok ilginç. Oraya gelmeden önce senin bu yoldan çıkma hikayende bir iki aşamaya değinelim yine de. Gezi sırasında, Gezi Parkı olayları sırasındaki tweetlerin ve orada muhalif bir konum alman, bir de dönemin başbakanı Davutoğlu'yla aranın bozulması ve mahkemelik olman. Nasıl oldu bunlar? Ya işte çenemi tutamıyorum. Çenemi tutsam elimi tutamıyorum. Biraz tutsam var ya. Ya tam bak, CNN Türk'te programa başlayacağım. Düşünsene, pazartesi günü gideceğim ve programa başlayacağım. Ya CNN Türk'te çok önemli bir şey. Hani Atilla Taş orada program yapacak. Güzel bir program. O zaman da Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Ben de dedim ki eğer dedim işte Ahmet Davutoğlu'nun başbakan olacağını tahmin ettim ve yazdım. Dedim ki eğer Ahmet Davutoğlu baş, işte asıl Ahmet Davutoğlu baş bakan olursa tık dedim. Tık dedim. Ve saptadılar. Abi program bitti. Programdan atıldım. Daha başlamadan bitti. Ondan sonra işte şeyle tanıştım, karakollarla tanıştım. Bir daha bitmedi. Karakol, sabah arıyorlar karakol, akşam kapım çalıyor polis. Polis, karakol, adliye, polis, karakol, adliye. 5 senedir bıktım. Hakim görmek istemiyorum. Savcı görmek istemiyorum. Avukat ya, avukat görmek istemiyorum. Avukatım aradığı zaman telefonu açmaya korkuyorum. Yani ya bıktım. Ya bu ülkede en zor şey doğruları söylemek. Bir de insanlar ya 3 gün hapis yattılar konuşuyorlar. Ya kardeşim 3 gün hapiste yatmadım. 2 yıl ben neler çektim. Adam geliyor diyor ki ya 3 gün hapis yattılar. Ulan 2 gün nezarette kalsana. 2 gün 2 günü bıraktım. Bir gün o nezarette bir kalsana göreyim seni. Hani bu kadar kolay mı ya? Ya bu kadar kolay mı? Şimdi esas içeri atılman yani. Gazetecilik tarafında var. Köşe yazarlığı yaptım. Meydan. Evet, sonra meydan dediler, FETÖ'cü Atilla olarak Taş saptandı dediler, ve... Gazeteci mi Atilla, evet. Taş? Ya kardeşim benim gazetecilik iddiam yok. Ama ben gazetecilikten yaptım. Adam ol sen de yat. FETÖ'cü bir köşe yazarı olarak seni aldılar değil mi? Bir de. Evet. Ve 14 ay kadar yattın. Daha sonra da tekrar tabii yattın canım. Ama... Nasıldı? İçeriği bir anlatır mısın? Nasıl yaşadın? Ya 14 şimdi, ay nasıl geçti? Şimdi ben hayatım boyunca büyüdüm, sol cenah bir ailede büyüdüm. Yani benim 7 sülaleme bak, Atatürkçü, sol görüşlü, Bülent Ecevit'i seven, CHP'li, böyle bir ailede büyüdüm ben. Ya biz de öyle cemaattir, yok bilmem nedir, ben beynamaz bir adamım. İnançsız değiliz, imansız değiliz ama beynamazım. Hovardalık yaparım. Eskiden yapardım yani, şimdi evlendim, karım beni öldürür. Girmeyeceğiz o konulara. Ya dedim ki hakim bey, Allah aşkına ben içerim dedim arada. Varsa dedim böyle bir cemaat, Atatürk'ü seven, içen, işte hovardalığa izin veren. Ben dedim yarın gidip yazılacağım oraya, hemen. Yok öyle bir cemaat. Ben bir gazetede yazı yazdım. Şu şeye bir bakın,
Ya bir tane Allah kulu ya. Bak şu iddianame, Atilla Taş'ın iddianamesi yazıyor kardeşim. Gir bak. Ya attığım tweetler, yazdığım yazı. Başka hiçbir şey yok. Bir tane tweetim vardı. Edison bugünleri görse ampulü bulmazdı diye tweet attı. Abi iddianameye sokmuşlar ya. Ben bu tweet yüzünden iki tane ağırlaştırılmış müebbetle yargılandım. Eyvallah. Ya sen iki tane ağırlaştırılmış müebbetle yargılanmak ne demek biliyor musun? Düşünüyorsun iki tane ağır... Ya bak yatıyorsun bir ağırlaştırılmış, yattın öldün ya. Kaldırıyorlar, diriltiyorlar, bir tanesini daha yatırıyorlar. Büyük bir hınç yani, aslında. Yani şimdi sen bununla bunu çekmişsin, bu kadar acı çekmişsin, ailen bu kadar acı çekmişler o cezaevi kapılarında. Bunu o kadar hafife alıyorlar, o kadar küçümsüyor ki bir kesim. Yine de şunu demiyorum bak, Yani bununla sınanın inşallah demiyorum bak. Hı hı. Kimsenin başına vermesin. Ama en büyük terbiyesizlik, hatta alçaklık, bu tür acıları çeken insanlara ve bu acıları gerçekten birilerinin iyiliği için, halkının, ülkesinin iyiliği için çeken insanlara bunu yapanlar, hangi taraftan olursa olsun evet. Bakın. Evet. İki tarafında bakın yobaz diyorlar ya bir tarafa. Hayır, her fikrin yobazı var, kendi yobazı var. Biz bunlarla baş etmemiz lazım. Solun da yobazı var, sağın da yobazı var. İkisi de çok kötü. Evet. Şimdi çok farklı dönemlerin oldu hapishanede de. Bir ara tek başına hücreye kapatmışlar değil mi? İki hafta mı, ne kadar sürdü? 10 gün hücrede kaldım. Büyük bir psikolojik sınav. Yani düşünsenize, kitap yok, televizyon yok, gazete yok, hiçbir şey yok. Hücredesiniz. Sadece gökyüzü yok değil mi? Gökyüzü yok. Ya sadece kendi klostrofobi varmış sende. Ben klostrofobi var benim. Ne oldu? Üflemedin mi? Bunalmadın mı? Kapalı odada duramıyordum. Başa gelen çekiliyor. Yani öyle bir sistem var ki hapishanede her türlü hastalığınız iyileşiyor kendi kendine. Nasıl oluyor? Mesela revire şey yazıyorsunuz. Benim hastalığım var diyorsunuz. Revire dilekçe yazıyorsunuz hastalığınızı. Revirden size sırana gelene kadar 15-20 gün, 1 ay, 1,5 ay siz kendi kendinize iyileşirsiniz. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin hapishaneleri kadar revir sistemi iyi bir hapishane görmedim. Kendi kendine iyileşiyorsun. Beklerken. Nasıl geçiyordu bir 24 saatin hapiste? Ya çok zordu. Bir rutinin olacak cezaevinde. Ya çay içme saatin olacak, yemek yeme saatin belli olacak. Yürümek, spor yapmak kesinlikle şart. Yani çok fazla yapacağın bir şey yok. 8 adıma 4 adım bir avlumuz var. Onun üzerini bile kapattılar. Bir gökyüzünü bile bize çok gördüler. Onun üzeri kapalı böyle tel örgüyle. O zaman çok üzülmüştüm. Yani bir gökyüzüne bakıyorduk, onu bile elimizden aldılar. Hareket edeceksin. Günde 2 saat yürüyordum, 3 saat yürüyordum yani. Orada böyle bizde şey derler, değirmen beygiri gibi böyle dönüyorsun. Ona Rus voltası diyorlar, böyle döndüğüm volta. Gitmeli gelmeli volta, Türk voltası. Yani gidiyorsun, geliyorsun. Ben sürekli dönüyordum böyle. Kendi kendime konuştuğum falan oluyordu bazen. Koruş arkadaşlarımla göz göze geliyordum. Utanıyordum yani. Onlar da korkuyorlardı. Ulan bu gece bu herif bizi kesmesin falan diye. Yani psikoloji çok, birçok insanın içeride psikolojisi çok bozuk. Sürekli bir umut var. Af çıkacak, şu çıkacak, bu çıkacak. İşte onunla vakit geçiriyorsun. İşte karavanan geliyor. Kendine belki yapabilirsen o çaydanlığın üzerindeki suya koyup, suyun üstüne koyup yemek yapmaya çalışıyorsun. Kendi kendine konuşma dedin de bir soru soracağım. İster cevap ver, ister verme. O konuşmalarda, kendi içsel konuşmalarında diyelim. Ya ben sanatçıydım kardeşim. Ne yazdım, niye bunlara girdim de buralara düştüm diye bir tür pişmanlık oldu mu? Yani öyle değil de şöyle oldu. Ya bu halka değer mi acaba dediğim anlar oldu. Bunu çok özür dileyerek söylüyorum. Çünkü çok yalnız bırakıldım. Gerçekten bunu hep söylüyorum. Ya insanlar bize sitem etme. Ya nasıl sitem etmeyeceksin kardeşim? Ya cezaevine düşüyorsun yani. Kimse tamam gelemiyor olabilir insanlar. Anladım. Bak mesela adres paylaştık. Mektup yazarsın. Veya ne bileyim ya yani bir insan mahkemesine gidersin. Gidemezsen bile bir şey söylersen. Vardı çok destekleyen vardı ama hani şunu düşündüm ya bu ülkede Deniz Gezmişler gelmiş geçmiş, Yılmaz Güneyler gelmiş geçmiş, onlar bunlar. Bir sürü devrimci gençler gelmiş geçmiş yani bunların hepsi terörist miydi? Hepsi yani sonuçta bazıları gerçekten bu ülke için, ülkelerini seven çocuklar bir şeyler yapmaya çalıştılar. Ama şimdi bakıyorum ya yani diyorum ki bazen dedim yani kendime ya arkadaş gerçekten şunları çekiyoruz ama bu halk için değer mi? Bunu kendi kendime sorguladığım oldu. Ha, evet. Şu katrede baktığım zaman evet bu halk için inşallah değer.
Bir şey daha, dışarı çıkarken yine kendine özgü o tweetlerinde ve normal konuşmalarda da hissettirdiğin o ironi, her zaman mizah ve ironiyle kendi fikirlerini ortaya koyuyorsun. Bazen bunlar yanlış anlaşılmalara müsait olsa da. İki dediğini hatırlıyorum ben. Bir, demokrasi nefes borusudur, halkın nefes almasına izin verin dedin. Bir de gülümseyerek dedin ki, ya bundan sonra artık bayramdan bayrama tweet atacağım dedin. Ve bunu hiç yapmıyorsun. Hala gayet sıkı tweetlerim var. Gelirken yine baktım. Şimdi ülkedeki gerçekten şimdi ülke aslında bazen diyorlar işte bizim milletimiz şöyle bilmem işte aptal şöyle şey değil. Ben inanmıyorum öyle bir şey. Bizim milletimiz aklı başında. Çok akıllılar. O kadar akıllılar ki. Ama biz çok benciliz. Hani herkes kendini çok düşünür. Hani kafaları kendilerini korumaya alır yani. Biz de böyle hani komşunu sev diye bir şey vardır ya, biz de komşudan nefret edilir. Bunu niye söylüyorum? Bunu şu yüzden söylüyorum. İroniyi bilmiyor adam. İroni, bak geçen bir tanesi, adama diyorum ki ironi yapıyorum diyorum, ne İranlı lan diyor bana. İranlı diyor bana diyor. Bak ironi, bir ironi nedir biliyor musunuz? Bakın ben size çok güzel bir örnek vereceğim. Süpermen'i canlandıran Christopher Reeve diye bir adam vardı, hatırlıyor musunuz? Hı-hı. Onun felç olması ironidir. Çünkü bu adam Süpermen'i canlandırıyordu ve felç öldü bu adam. Bu ironidir. Yani ironi bir şeyi tersinden, daha doğrusu farklı şekilde anlatmaktır. Yani ben size bugün işte bir tane ironi tweet attım. Dedim ki bu bir tane milletvekili zannediyorum AK Parti demiş ki her gün simit yeseniz demiş ay sonu 1300 lira para kalır elinizde. Ben de dedim ki ne kadar nankör bir milletsiniz. Yani gidiyorsunuz simit yemiyorsunuz, gidiyorsunuz işte havyar gibi pahalı patlıcanlara, domateslere saldırıyorsunuz. Bu ironidir. Hı. Şimdi ben orada şunu demeye çalıştım. Bakın bu ülkede fikir özgürlüğü yok. Çünkü ben tweetlerim yüzünden hapis yattım. Hadi bana bir kişi desin gelsin sen tweet yüzünden hapis yatmadın. Ne yapmışım ben? Bomba mı koymuşum bir yere? Bir terör örgütüne silah mı sağlamışım? Ne yapmışım ben? Hadi. Hadi bul çıkarsana benim ne yaptım? Ne yapmışım ben? Yazı yazmaktan başka, tweet atmaktan başka ne yapmışım? Ve olay daha kapanmadı değil mi? İmza veriyorum. İmza veriyorum. Evet, haftada 4 gün imza veriyorum. Ayda bir görüşmeyeyim. Şu an yani hala mahkumum yani. Tahliye. Tabii şartlı tahliye işte. Ya hala mesela bir tane imza kaçırsam, bir tanesine gitmesem yine kapalı cezaevine gideceğim. Sadece bu da değil. Yani hapis yattın, gittin bunları yaptın, bu da bitmiyor. Her yerden engelliyim. Yani her yerden ambargoluyum. Onu açar mısın? Cüzdanlıyım diyorsun. Cüzdanlıyım canım tabii. İnsanlar mesela insanlar korkuyor. Seninle görüşmeye adam arıyor ediyor ama seninle görüşmeye korkuyor. Bir yerde görünmeye korkuyor. Veya işte şimdi oyun yaptık bir tane. Antidepresan diye bir tane oyun yaptım. Stand up. Yaşadıklarımı işte gördüğüm şeyleri mizahi yolla anlatıyorum. Salon yok. Ya AKP'li belediyeyi anlarım. Salon var. CHP'li belediyeler bile vermiyor. Onlar da mı çekiniyor? Çekiniyor. Nerede sergiledin peki bunu? Ya işte bir iki tane cesur CHP'li belediye ön ayak oldu. Bir iki tane bak. Üç tane demiyorum. Bir işte Şevket Çoruh'un çok on numara bir insan. Evet. Sağ olsun bir kere aradım. İkiletmedi. Yani sahne bulamıyorum, oyunumu oynayamıyorum. Her yerden engelliyim. Ben ne yiyeceğim içeceğim, taş mı yiyeceğim içeceğim. Nasıl geçiniyorsun şu anda? Geçinemiyorum. Bir kitap yazdın. O kitap yazdık falan. İşte. O işte onunla biraz kitapla biraz yürüdü. İşte bir iki oyun oynadım. Yani yok ya nasıl geçireceksin? Çünkü her yerden engelliyim. Yani nasıl söyleyeyim sana? Yani ellerinden gelse öldürürler biliyor musun beni? Cüzdanlı yeterince güçlü yani, bir anlatım gerçekten. Hani cüzdanlıyım yani şu anda. Yarın bir gün peki şartlar değiştiği zaman olur ya ömrün sonuna kadar aynı hükümet mi kalacak? Nasıl bakacaklar yüzüme insanlar? Nasıl ya? Ah koçum hep biliyorduk zaten senin böyle başarılı olacağını. Başarı öyle bir şey. Başarının sahibi çok. Ama bak tek başıma ayakta kalmaya çalışıyorum. Kimseden bir kuruş yardım almadan, kimseden en ufak bir şey almadan ayakta kalmaya çalışıyorum. Ve sosyal medyada pek çok hayranın var ve yalnızsın. Ve ona rağmen... Her şey sanal mı? Ya şöyle sanal mı yani... İnsanlar bu beğenilerden para kazandığımı zannediyorlar. Yani Twitter'da şu anda en çok beğeni alan insanım. Yani taksimetre olsaydı şu anda Twitter'da ben milyarderdim. Yani insanlar bazen diyorlar senin tweet atıyorum 50 bin, 70 bin, 80 bin öyle beğeni alıyorsun. Bunlardan para kazandığını zannediyorlar.
Öyle bir şey yok. YouTube kanalı açtım. Adam oradan şu an para kazandığımı zannediyor. YouTube kanalında öyle para kazanmıyorsa 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon görüntülenecek. Çok yeni açtım. Bu ara onu da duyurmuş olalım. Çünkü ben abonesi oldum ve enteresan şeyler çoğalıyor orada. Onun için tavsiye ederim en azından. Evet. Atilla Taş TV. Girsinler, baksınlar. Aha. Orada videolar koydum. Yani bir de YouTube'u tanımaya çalışıyorum. Yani orada çok çocukça şeyler, çok kalitesiz şeyler de yapılıyor, iyi şeyler de yapılıyor. Ben iyi şeyler yapmaya çalışıyorum. Vlog yapıyorum. Kendini böyle bir şekilde tanımlıyor musun? Siyasi olarak ya ne bileyim, muhalif sanatçıyım ben falan gibi. Böyle bir ya muhalif şeyle tanımlıyor sanat musun? Mesela, sanatçı kelimesine çok sakığım. Ya ben tamam müzik yaptım ama hani sanat çok farklı bir şey. Ya bugün evet Fazıl Say'a sanatçı derim. Sanatçıdır çünkü. Yani sanat yapıyor. Bunu bilerek yapıyor. Bunun ilmini okumuş. Efendim Picasso sanatçıdır. Mozart sanatçıdır. İşte ne bileyim Sezen Aksu sanatçıdır. Kendini öyle tanımlamıyorsun. Yani ben öyle bir şey değil. Ben dedim ya ben karikatürist dersek daha mantıklı olur. Şarkı söylüyor musun? Şarkı yapıyor musun? Bir sürü aşamalardan geçtin. İçinde bir sürü şey birikmiştir herhalde. Sadece banyoda yıkanırken. Banyodan dışarı taşmadım. Şu an taşmıyor. Ya kendimle o kadar dalga geçtim. Şimdi normal şarkı söylesem bile insanlar şey demeye başladı. Abi ne olur şarkı söyleme. Biz seni böyle seviyoruz diyorlar. Geçen gün ODTÜ şenliklerinde ilgili bir olay olmuştu. ODTÜ'ye destek vermek için dedim ki ODTÜ'lü öğrenciler isterse gelir konser verin dedim. Şimdi ODTÜ'deki şenlikleri komple şey yaptılar. İptal ettiler sayemde. Ama yapıyorsun bazen. Benim hatırladığım Muharrem İnce'ye bir şarkı mı yapmıştın? Evet, Muharrem İnce'ye yapmıştım. O öyle böyle bir oturduğum yerde öyle eğlenceli bir şey yapmıştım. O da çok beğenilmişti aslında. Böyle içimden gelince yapıyorum gene. Anladım. Ama şu anda zaten hem para getiren bir şey değil. Yani müzik yapmak daha doğrusu artık çok karlı bir iş değil. Hem de artık hevesim pek yok. Ne yapacaksın bundan sonra? Vallahi bilmiyorum işte. Şimdi düşünüyorum yani işte kendime bir yol çizmeye çalışıyorum. Oyun yapıyorum. Ya, oynayacak yer bulamıyorum. İşte bir tek işte YouTube kaldı işte. Orayla ilgili bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ya kendimi bir yere konumlandırıyorum. Gazeteci oluyorum, gidiyorum kendimi hapse attırıyorum. Ne elimi atsam o da elimde kalıyor. Gerçekten çok mu uğursuzum neyim ben bilmiyorum yani. İnşallah şansım döner. Yani bahtsız bedevi gibiyim. Çölde kutup ayılarıyla karşılaşıyorum. İnşallah bir gün şansım döner yani. Neye elimi atsam orada bir kuruma oluyor. Ha bir de şuna çok takılıyorum Hakan abi. Zoruma da gidiyor. Ne diyorlar biliyor musun adamlar? Ya diyorlar adama bak. Muhaliflikten ne prim yaptı diyorlar ya. Abi biz zoruma gidiyor. Zoruma gidiyor ya. Ulan bak dilim dönmüyor. Muhaliflikten bir insan nasıl prim yapar ya? Yani bir insan nasıl bir gerizekalı gidip kendini hapse attırıp 2 sene boyunca hapis yatıp işte bu kadar şeye katlanıp yani sefaletlere oldukları halde Allah'a çok şükür sefil olmuyorum. Hani bir insan nasıl yapar bunu diyorum yani çok zoruma gidiyor. Nasıl yani bir insan bundan nasıl prim sahibi olur? Atatürk resmi koyuyorsun Atatürk'ten prim yaptı diyorlar. Ya bir şey yazıyorsun prim yaptı. Ya bu prim nasıl bir şey? Biri bana anlasın. Ben bu primin daha faydasını göremedim yani. Yani bugün ben yalayıp YouTube birilerini ya anladın mı? Şu anda para demezdim ya. TRT'de şu anda bir dizideydim ya bir şeydeydim. Ya kardeşim bir insaf yani. Bunu da diyorlar biliyor musun? Bunu da diyen de alçakça bir şey ama diyor ne yapayım? Yani acıyı küçümsemek, çektiklerini küçümsemek. Evet. Ya bunlar zoruma gidiyor. Niyet. Bunu da söyleyince adama bak ya. İşte başımıza kalkıyor yaşadığı acılar. Ya başına kalkmıyorum. Ama diyorum ki o kadar da kolay değil. Anladım. Bunu da anla yani. Anladım. Benim zoruma giden bu. Son gelişmeleri izliyor musun? Gerçi tweetlerinden biraz şey bu. Mazbata mı? Mazbata sorununa ne diyorsun? Mazbata yuver mi diyorsun yoksa başka bir şey mi? Şimdi açıkçası hayatımda gördüğüm en saçma şeylerden bir tanesi. Şimdi halkın iradesinden bu kadar bahsedeyim. Yani millet iradesi, aman millet iradesi geldik, millet iradesi gitti, millet iradesi geldi, millet iradesi diyen insanların millet iradesine böyle yaklaşmasını kendileri nasıl buluyor? Ya hiç mi içlerinde gerçekten yani bunu sana da konuşmamızdan önce söyledim Hakan evet. Abi. Ya bir tane aklı başında hani bir insan da demiyor mu ya arkadaş bak çok panik yapıyorsunuz ve çok yanlış yapıyorsunuz. Bak onların iyiliği için şu anda konuşuyorum. Ya çünkü hem büyük bir panik yaratıyorlar hem de çok büyük bir yanlışla rakiplerini çok daha büyütüyorlar. Bak şimdi Ekrem İmamoğlu
Bakın hayatımda ilk defa bu seçimde ismini duydum. Samimi söylüyorum. Şu anda hem çok mağdur edildi hem de insanların gözünde büyüdü. Ve bizim insanımız mağdurdan yanadır her evet. zaman için. Bizim evet. insanımız mağduru sever. Bunu siz yaptınız. Ekrem İmamoğlu'nun da tavrı, tarzı çok başarılı buluyorum. Gayet beyefendi bir şekilde, hiç kendini bozmadan, gayet sakin bütün bunları karşılıyor ve insanları bilgilendiriyor. Bunu siz istediniz. Hani mazbatayı versen ne olur bu saatten sonra, vermesen ne olur? Şuna benziyor. Seni belediye başkanı yapmayacağım canım. Sen cumhurbaşkanı olacaksın. Burada duralım istersen. Bir daha içeri düşersen T24 söyleşisi yüzünden dedirtmeyelim sana. Evet, başımıza evet. bir şey gelmiş. Hep bu T24 yüzünden ben cezaevinde yattım. Allah bunları kahretmesin inşallah. bu güzel dileklerle kapatalım bugünkü söyleşi. Çok ilginç oldu. İlginç bir mekanda ama en önemlisi evet, çok ilginç. Evet, beni cezaevine göndermeye çalışıyorlar. Beni bitirmeye çalışıyorlar sayın seyitçiler. Hoşça kalın, görüşmek üzere.